Aslan Bey, konağında bugün hava hiç iç açıcı değil yavrum. Ev halkını uyarmam lazım. Anne sen yine ne diyorsun ya? Yaklaşık birkaç saniye içinde kuzey yönünden esip gürleyecek olan Azize, havanın da yardımıyla avlumuzun yerlerini buz kestirecek. Babaannenin ayak kaydırma yöntemlerinden biri de budur yavrum. Bunu sakın unutma, dikkat et, kayma. Of anne, sabah sabah senin bu hallerin beni hasta ediyor. Vallahi isterse kasırga olsun patlasın, hiç umurumda değil. Ben önlemimi aldım. Gönül. Günaydın babaanne. Biz de annemle havanın ne kadar güzel olduğundan bahsediyorduk değil mi anne? Vallahi insanın içi açılıyor. Yalnız bir bildirim aldım, kasırga kopacakmış. Dikkat et, hop diye seni içinden çekmesin. Biz sensiz ne yaparız sonra? Hayırdır gönül? Sabahın köründe börek yemişsin, nereye? İşe. İşe mi? Senin şuradan çıkıp burada neler oluyormuş diye bakmaktan ya da benim odama gelip büyük büyük laflar etmekten başka bir işin var mıydı? Vallahi babaanne, artık hiçbir şey eskisi gibi değil ya. Biraz da yönetim kurulu üyesi olduğum şirketimizde çalışmaya karar verdim. Ne demek bu şimdi? Sen neden bahsediyorsun? Şirkette işe başladım demek. Kimden izin aldın? Kimseden izin istemedim ki. Nereye diye sordum, ben de cevap verdim. Fırat, gönül ne diyor? İşe başladım diyor, nedir bu? Gönül? Benim gönülün işe başladığından falan haberim yok. Haberin yok. Sen o şirkette ne işe yarıyorsun Fırat? Hiç boşuna Fırat'a yüklenme babaanne. Onun bir suçu yok. Çünkü beni işe o almadı. Yeni yönetim kurulu başkanımız Azat Şadoğlu aldı. Aptalsın sen. Onun yönetim kurulu başkanı seçtirdiğin yetmedi. Bir de gidip iş mi dilendi? O otelden içeri adımını atmayacaksın. Niye ki babaanne? Orası bizim de şirketimiz değil mi? Ha anladım. Sen korktun. Dizinin dibinde başlarını okşayarak avuttuğun o küçük çocuklar ayaklanıp da dimdik kendi başlarına dururlar diye korktun. Senden bağımsız olarak güçlenirler diye korktun. Çünkü bizden aldığın güç senden eksilince çökmeye başladın değil mi babaanne? Haddini bil. Bir tokatla sindirdiğin o küçük çocuklar değiliz artık biz. Ben olmazsam siz bir hiçsiniz derdin ya babaanne. Hayır. Asıl biz olmazsak sen bir hiçsin. Eskiden yüzüne baktığımda ne düşündüğünü, ne hissettiğini hiç anlamazdım babaanne. Ama şimdi içindeki korku gözlerine vuruyor. Bunu gördüğümden beri ben kendimi keşfetmeye başladım. Artık bitti. Artık benim üstümde hiç bir yük mü yok? Eğer bu evden çıkıp gidersen... Ne yaparsın? Beni tımarhaneye mi kapatırsın? Yoksa sevdiklerimi elinden alıp beni onlarla mı tehdit edersin? Hiç durma. İstediğini yap çünkü ben durmayacağım. Beni de kendinle beraber bu konakta çürütemeyeceksin. Vallahi şöyle şu kapıdan rüzgar gibi çıkmak çok havalı geldi. Ne yalan söyleyeyim. Ben de mi iş kadını olsam acaba? Gidip bir kendime kombin bakayım. Almışım da almışım, dolabım taşıyor. Benden de iyi iş kadını olur ha. Sabah şeriflerin hayırlı olsun. Tamam tamam, seninle de muhabbet edilmiyor ha. Tamam, seni dinliyorum. Ne? 20 milyon dolar mı? Yok artık ya. Bak sen şu Azize Aslan Bey. Tam bitti dediğimiz anda geri döndü kadın. Nasıl plan değişti? Ama bir böyle bir böyle nasıl olacak, ben anlamadım ki bu işi. He?
Sen Yaren'den ayrılman gerekiyor dedin diye biz tezgah kurduk, karıştırdık ortalığı. Tamam tamam, zaten zaman istemiştim. Cevabımı da ona göre veririm artık. Annesini biliyorsun. Çok tatlı bir annesi var. Canım Handan anneciğim. Ben şimdi hemen ararım onu, tamam? Oldu. Sana da haber veririm. Konuşuruz, tamam. Bütün kirli çamaşırların teker teker ortaya döküldü yarın. Estiler, gürlediler. Hatta şu güzelim saçlarına dalıp durdular. Ama artık sırrım kalmadı. Yıkılmadın. Fırtınalara karşı tek başına göğüs gerdin. Şimdi başından def etmen gereken tek bir bela kaldı. Harun. İnşallah o da bu olaylardan sonra yüzüğü bırakıp gider ve her şey temize çekilir. Ben olsam bu gördüklerimden sonra bile yine benimle evlenmeyi düşünür müydüm? Vallahi düşünürdüm. Hem eğlenceli, hem güzel, hem de zeki bir kız. Gerçi erkekler zeki kızları sevmezler. Ama bu manyağın sağ solu belli olmaz. Allah'ım inşallah Harun denilen psikopat vazgeçmiş olur ya. Kız, alan delisi. Kendine mi konuşuyorsun? Hayırdır? Giyinmişsin, süslenmişsin. Bu odada çıkabileceğini mi zannediyorsun yoksa? Anne. Son zamanlarda yaşadığımız olaylar beni çok yordu ve kötü etkiledi. Biraz hava alıp düşünmek istiyorum. Yani kafamı sıfırlamam lazım. Bana bak. Evlat mevlat dinlemem, senin hayatını sıfırlarım, anladın mı? Öldürürüm seni. Canım acıyor. Sen bu odadan dışarıya çıkamazsın. Senin sokaklarda başıboş gezmen bu toplum için hayırlı bir şey değil. İnsanlık hazır değil kızım buna. Bak durduk yere sinirlendirdin beni gene. İyi insan da lafının üstünü aramış. Hayır anne, biz diyoruz ki iten çomağı hazırla. Kız, kes sesini, soluğunu duymayacağım. Alo, oğlum nasılsın? Söyle annem. Handan Hanım merhaba. Merhaba. Hanım gelsin yüzünü. Eğer müsaitseniz akşam size gelmek istiyorum. Düşündüm, taşındım, kararımı verdim. Ha, düşündün mü? Oğlum böyle meseleler aceleye gelmez ama sen keşke biraz daha düşünseydin. Ha annem, düşünsen biraz daha düşün. Yok efendim. Ben yeterince düşündüm. Kararım kesin. Eğer müsaitseniz akşam bir uğramak istiyorum. Bu akşam. Oğlum bari yarına kadar düşünseydin. Yarına da kalsa kararım değişmeyecek. Anladım oğlum. Anladım, tamam o zaman sen en iyisi buyur gel bu akşam. Bu kadar çabuk karar verdiyse kesin seninle evlenmekten vazgeçti. Evlenmiyorum diyecek. Allah'ım inşallah öyle der anne. Yolsuza bak, yüzüze bak kız, öldürürüm seni. Evlat katili olurum, elimde kalırsın. Kız. Bak ne yapacaksın, ne edeceksin? Bu çocuğun nikahtan vazgeçmemesini sağlayacaksın. Şimdi ara, tatlı dilli, kibar kibar konuş, gönlünü al çocuğun, hadi. Ben, kessen onu arayıp yalvarmam anne. Ha, yani 80 yaşındaki dedeyle evlenmeye razıyım diyorsun, öyle mi? Yavaş, ya biz hangi devirde yaşıyoruz anne? Kızım sen Nasuh dedenin reyan ettiklerini unuttun herhalde. Hadi onun bir sevdiği vardı, attı atının terkesine, kaçırdı. Seni kim kurtaracak? Acaba bizim bilmediğimiz bir beyaz atlı prensi mi var senin? Kim mi kurtaracak? Ya Harun bu olaylardan sonra benimle evlenmek istemez ki. Bak işte onu tam doğru söyledin. Senin istenecek bir tarafın kalmadı. Ama sen kendini istettireceksin. Bak Yaren. Ya şimdi bu çocuğu arar, ikna edersin.
ya da sonuçlarına razı olursun. Aferin, böyle yola gel işte. İnşallah yolda öyle bir kaza yaparsın ki dünyanın sonuna gidersin inşallah. Yok oğlum yok, o öyle demek istemedi. Şaka yaptı, şaka yaptı. Alınma sen sakın, tamam mı güzel oğlum? Heh, tamam hadi bu akşam bekliyoruz oğlum. Bekliyoruz, haydi. Yarın sen benim kim olduğumu biliyorsun değil mi? Ha? Bak bak bana, bak bana. Handan şad oluyorum ben. Ne yapıp edip senin bu oğlanla evlenmeni sağlayacağım. Duydun mu beni? Gör bak, gör. Allah aman ya. Ben de yani şad oluyorum. Dizimiz hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.